Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Dik piramitler konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, hele bakın kim gelmiş. Hele bakın kim gelmiş? Piramitler gelmiş arkadaşım. Neden böyle dedik? Piramitlere özel bir giriş yaptık. Çünkü arkadaşım, piramitleri bitirdiğimiz anda artık bizim için uzay geometrisi ve 10. sınıf bitiyor. Yani son videomuz, son dersimiz ve artık buradan sonra ne yapıyoruz? Artık 11 oluyoruz. Kendimizi bir alkışlayalım. Bugüne kadar takip ettiysen, son video dahil izlediysen yorumlara bunu belirt. Gerçekten sana ne olsun teşekkür ederiz diyoruz. Ve bugün ne yapacağız? Dik piramit, düzgün dik piramit, düzgün dört yüzlü ve de arkadaşım piramidin hacmini yapacağız. Ödevi vermeye gerek yok diye düşünüyorum ama olsun yine de söyleyelim. Ödevimiz neresi arkadaşım? Ödevimiz e, pardon nereye kadar gittik ya? Ödevimiz piramitlerin başı yani sayfa 353'ten başlıyorum. Sayfa sonuna kadar artık arkadaşım. 370'e kadar 68-70'e kadar ödev arkadaşlar. 353'ten 370'e kadar. Bu arada lütfen kitabı bitirmeden gitmeyelim yaz saatinde. Aklın, kafan, gönlün rahat etsin arkadaşım. Ödevlerimin hepsini yaptım. Bütün dönem boyunca videoları izledim, dersleri çalıştım. Kitapları bitirdim de bunu da gönül rahatlığıyla bırak. Ha 10. sınıf tekrarı yapacaksan elinde bu kitap yoksa tekrar içinde bu kitaba sahip olabilirsin. Temiz gene yazıda verimli geçirirsin dedim ve uzatmıyorum... Dik piramit tabanı bir çokgensel bölge olan yanal yüzeyleri ortak bir noktada birleşen... üçgen ortak noktada bileşen üçgenlerden oluşan cisme piramittir. Tepe noktası ile piramidin tabanı olan çokgenin ağırlık merkezine ağırlık merkezine bileşen doğru parçasında tabana dik ise Buna dik piramit diyoruz ki zaten biz çoğunlukla piramit diklerini ulaşacağız. 1 2 3 4 5 6. Bu ne? Altıgen. Bu düzgün altıgense o zaman ne diyoruz? Düzgün dik altıgen piramit diyebiliriz yani. Çünkü niye arkadaşım? Altı tabana taban tabana göre söyleyebiliriz bunu. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada ne var? 6 tane ne var? Üçgen var. Bu üçgenler bu kenarlar birbirine eşitse bu üçgenler de birbirine eş üçgenler olacak aklında olsun. Ama değillerse 3, 5, 8 diye gidiyorsa o zaman burada da bu üçgenlerde birbirlerinden farklı olacaklar. Aklında olsun. Geldim. Hemen bakalım ne diyoruz? Piramitler tabanlarına göre adlandırılır. Biraz önce söylemiştik. Üçgen dik piramit. Bakın üçgen. E yanda da o zaman üç tane üçgen olacak. Kare dik piramit. Bakın kare. Yanda da o zaman ne olacak? Dört tane ve birbirine eş olacaklar. Unutma. Bak dik dörtgen. Bu sefer ne olacak? İkili ikili birbirine eş olacaklar. Dikdörtgen dik, dik piramit, düzgün beşgen. Bakın, beş kenarı birbirine eşit düzgün beşgen dik piramit olacak. Bunun da 5 tane eş ne olacak? Üçgenden oluşacak. Şimdi arkadaşım, sorularımıza başlayalım. Mevzuyu az çok anladık. Mevzunun şimdi anlaşılmayan kısımları soruda yapacağız. Ne diyoruz şimdi? Şekilde verilen dikdörtgen dik, dik piramit görüyorum. Dikdörtgen evet. 6 8 onu da görüyorum. TC13 TC 13'müş. Yani TC şu yanda yandaki doğru. AB 8 burası 6 ise piramidin yüksekliğini bulalım diyor. Bakın unutmayın her zaman şu köşegeni çekin siz. Neden? Bu köşegeni çektiğin anda yukarıdan inen aşağı yukarıdan aşağı inen yükseklik. 6 8 ondan dolayı burası 5. E arkadaşım bu buraya dikinmiyor mu? İniyor. O zaman 3 boyutta belki net gözükmeyebilir ama. Şunu görüyor musun sen? 5 H 13. O zaman ne olmuş oldu? H eşittir 12 oldu mu? Oldu. H eşittir 12 oldu ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Basit bir soruydu. Burada önemli olan şey şu köşegeni çekmen. Köşegeni çekersen çok rahat edersin arkadaşım. Çünkü buradaki dik üçgeni rahat görürsün. Bu bir ayrıt. Bu da ayrıtı birleştiren doğru parçası. Tam merkez ağırlık merkezi olduğu için o zaman 5 diye ayrılır. Burası da H H12 bulduk. Geldim buraya. Üçgensel daireselde bak. Üçgensel dik piramitte. Burası dikmiş. O zaman 18-24 hemen 6 ile sadeleştirdim. 3, 4, 5 oldu ki neyle sadeleştirmiştim 6 ile? O zaman burası da 30'dur. Bir kere bunu bildim. Bak bunu bildim. Devam ediyorum. Piramidin yüksekliği 10 olduğuna göre. Bak 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 bak. TA nedir diyor. TA dediği şurası değil mi? Şimdi Bakın hep köşegen çek şey e, ağırlık merkezi bizim için lazım. Biraz önce de yaptığımız şey aslında ağırlık merkeziydi. Bakın bunun ağırlık merkezi tam burasıdır. Şimdi burada da ağırlık merkezi lazım lazım bana. O zaman bu karşıdan karşıya bir köşegen çeksem. E burayı ikiye böleceğim mi? 15 15 böleceğim. 90'dan ikiye bölüyorsam muhteşem üçlü mü? Evet. Muhteşem Üçlü'de ne vardı? Köşeye iki, kenara birdi. Ve bu ayırdığı parçalara eşitti kenar ortay. O zaman eşitse 5'e 10 diye ayrılacak mı? Ayrılacak. Peki yüksekliğim kaçtı benim? Yüksekliğim 10'du. Yükseklik nereye gelirdi peki? Tepeden ağırlık merkezine gelirdi ki sen 3 boyut diye göremiyor olabilirsin ama orada şurası dik. Şurası yükseklik 10. Burada da bir parça var. 10. O zaman burası ne olacak arkadaşım? 10 kök 2 olacak ki demek ki burası 45 eğimle duruyormuş. 45 eğimle duruyormuş. Onu da görmüş olduk. Cevabımızı 10 olarak bulmuş olduk. Geldim buraya. Düzgün dik piramide bakıyorum. Düzgün dik piramit tabanı düzgün çokken yan yüzeyleri eş ikizkenar üçgen olanlara düzgün dik piramit diyorum. Bakın düzgün dik piramit. Ne yapacağım şimdi? Taban kare. Bakın taban kare. Biraz önce eşkenar üçgen olsaydı o da düzgün dik piramitti. Taban kare. TC 22 kök 34. TC 2 kök 34. Bu neymiş böyle ya? Yüksekliğim 8. Nereye inecek yükseklik? Yine aynı muhabbet. Ağırlık merkezine inecek. İndi. Ve yüksekliğim 8. Bu arada 2 kök 34'ü bir yazalım. 2 e, içeriye 4 diye girer. 4 kere e, 34. 120 artı 16'dan dolayı 136. Bak 136'yı buldum. E şurasına X desek. Doğru mu? Buraya X dersem ne olur? Hemen bakalım X dersem ne olur? x kare artı 8'in karesi eşittir. Ne olacak? 2 kök 34'ün karesi. E bu 64 değil mi? At, at karşıya. 64'e ne eklersen sen 186 bulursun. 64'e ne eklersek 186 buluruz. Tabii ki de 72. O zaman 72'yi buldum. 72 ise x ne olacak? 36 çarpı 2'den dolayı 6 kök 2 olduğunu buldum. Burası 6 kök 2'ymiş. Eyvallah. Bak burası tamam. 6 kök 2. Burası 6 kök 2 ise arkadaşım. O zaman ben ne diyeceğim? bana yüzey alanını soruyor. Piramidin bir yanal yüzey alanını soruyor. Şimdi çok dikkat etmemiz gereken bir olay var. Çok dikkat etmemiz gereken bir olay var. O da şu. Şimdi bakın. Burası ben ne biliyorum? İlk önce onları sormam lazım kendime. Neyi biliyorum? Buranın altı kök 2. Buranın altı kök 2 olduğunu biliyorum. Buranın tamamı 12 kök 2 mi? Evet. O zaman burası 12 burası 12 mi? Evet. O zaman bakın şimdi. Şuradan şöyle bir şey çekersem. E burası 6, burası 6, burası 6 olmaz mı? Olur. Yüksekliğim 8'di. O zaman şu yüzeyden yukarıdan aşağı gelen şey 6, 8'den dolayı 10 mu? 10. Siz bak tam göremiyor olabilirsiniz ama şu yüzeydeki şey şu dik ve burası. Bakın bu buraya diktir. 3 boyutlu düşünün. Yukarıdan dikiniyor. Nereye? Tabana. Tabanın üzerinde de bu var. O zaman şu yatay yüzeyin şurasındaki şey de şu doğru parçası. Yükseklik de 10'dur. O zaman benim yanal yüzeylerden birini soruyordu. Yukarıdan aşağı inen şey 10. Ama yata iniyor bu arada. Bakın buna buna göre eğimli ama kendi içinde. Yani şurası içinde dik gelen bir şey. Şuraya dik geliyor. Ama bu ne? Eğimli. Bu burada eğimli. Eğimli olduğu için sen anlamıyorsun onu. O zaman burası da 6 6 olduğunu 12 olduğunu biliyorum. E bana yüzey alanını soruyordu. Bir tanesini yüzey alanını soruyordu. O zaman o da 10 çarpı 12 bölü 2'dir yüzey alanı. O zaman alan nedir? Nedir? 60'dır dedik. 60 santimetre kare olduğunu söyledim ve bu olayı da bitirmiş oldum. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz şu an. Çok iyi. Bomba gibi. Hemen devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Geldik buraya. Eşkenar üçgeni ABC eşkenar üçgeni tepe noktası 6 olan bir tane düzgün dik ve yüksekliği 12'ymiş. Bak yükseklik her zaman nereye iner arkadaşım? Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Yükseklik her zaman ağırlık merkezine iner. O zaman şuradan karşıya bir tane yine kenar ortaya çizeyim. Buradan inen şey yine buraya denk gelecek. Ve bu eşkenar üçgen olduğu için dik olacak ve ikiye bölecek. Bana ne diyor? Yükseklik 12 diyor. Hakkını verelim yazdık. AB 10 köküçmüş. AB 10 köküçse o zaman şurası 5 köküçe 5 köküç diye ayrılır. O zaman burası 30 derece. 30'un karşısı 5 köküçse 60'ın karşısı 3 köküç katı 15'tir. 15 ise alt tarafa 5, üst tarafa 10 kalır. Alt tarafa 5, üst tarafa 10 kalır. Bunu da halletmiş oldum. Bana diyor ki piramidin yüzey alanı nedir diyor. Çok dikkat şimdi. Çok dikkat. Piramidin yüzey alanını soruyor. Bakın şuranın yüzeyi buranın yüzey alanı bulmak için buranın yüksekliğini bulmam lazım. Biraz önceki mevzu 12, 5. Bakın bu buraya dik çünkü 12, 5, 13 üçgeni var. Bunu hallettim. Bunu hallettiğime göre o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Benim bir kere dik piramidin yüzey alanı nedir diye sorduğunda ben hepsi için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Söylerim ama bir yer hariç. O da şu. Alttaki üçgene bakarsam alttaki üçgen 15 çarpı 10 kök 3 bölü 2 e, değil mi? Alttaki alanı buldum. Yalnız diğer tarafta da 3 tane aynı üçgen var mı? Var. Çünkü eşkenar üçgen olduğu için 3 tane aynı üçgen var. O üçgenler ne? O üçgenlerde 13 çarpı yine 10 kök 3 bölü 2 mi? Evet. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bence çok güzel olur. 10 kök 3 bölü 2. 10 kök 3 bölü 2. Şurası 5 kök 3 eder. E 3 kere 3 39. 15. O zaman ne olur? 54 tane 5 kök 3 olur cevap. Buradan da 270 kök 3 santimetre kare olayı bulmuş olurum. 270 kök 3 santimetre kare olarak da olayı bulmuş olurum. Ve bu kalemimi de senenin son dersinde emekliye gönderdim. İşte bu kadar arkadaşım. Olay 4-3 tane aynı üçgen bir de tabanda 4. farklı bir üçgen. O da eşkenar üçgen olduğu için olayı biliyorum. Kritik nokta ne? Buradan indirdiğin dikme ağırlık merkezine gelecek dedim. Ve olayı bu şekilde bitireceksin dediğim. Geldim buraya arkadaşım. Hemen bakalım. Düzgün dört yüzlü. Düzgün dört yüzlü. Nedir diye bakıyorum. Düzgün dört yüzlü nedir? Dört yüzlü de birbirine eş. Eşkenar üçgenden oluşan üçgen piramide ne diyoruz arkadaşım? Düzgün dört yüzlü diyoruz. Hemen yazalım. Düzgün dört yüzlü. Neymiş arkadaşım? Dört tane eşkenar üçgen düzgün dört yüzlüyü oluşturuyormuş. Düzgün dört yüzlüyü oluşturuyormuş. Peki burada ne var? Bunların hepsi eşkenar üçgen. Birbirlerine aynısı. TG nereye dik? Yine ABC üçgenine. Nereden dik arkadaşım? Yine ağırlık merkezinden dik. O zaman yan alana ne diyebiliriz yan alana? Yan alan dediğimiz şey. Bütün alanlar olacak mı? Olacak. Bütün alanlar ne bu arada? Tabii ki de yan alan 3 tane. 3 tane olacak. 3 tane A kare kök 3 bölü 4 olacak. Biliyorsunuz ki bu eşkenar üçgenin alanı. Yanalda 3 tane alan var. O 3 tane a kare kök 3/4 olacak. Yüzey alanı da sonuçta ne olacak? Dört tane akare köküç bölü 4 tane a kare kök 3/4 olacak. O zaman ne olmuş oluyor? Bunlar birbirini götürmüş oluyor. Cevap da a kare kök 3 olmuş oluyor arkadaşım ve bu şekilde de olayı bitirmiş oluyoruz. Bak ne yaptı? Genel alan 3 taneydi. a kare kök 3/4'ten 3 tane. Peki tüm alan ne yüzey alanı 4 tane olduğu için 4'ler birbirini götürdü. a kare kök 3 dedim. Artık olayı çok iyi anladım. Bir ayrıtı altıysa yüzey alanı nedir diyor. İlk önce ben neyi biliyorum yüzey alanında? Hiç uzatmadan basit bir soru. Ne yapacağım? 3 tane a kare kök 3 bölü 4 yapacağım. a kare kök 3 bölü 4 yapacağım. O zaman ne yapmış oldum arkadaşım? Gördüğün gibi 36 bölü 9. Bu arada yüzey alanını soruyormuş. Tabii ki de 4 tane olacak. Bunlar sadeleştirdim. 36 kök 3 oldu. Ne yaptı? Yüzey alanı diyormuş. Yanal alan demiyormuş. Yüksekliği soruyor bir de. Yükseklik de benim için çok kolay... ...çünkü yüksekliği indirdiğimde... ...yüksekliğin düştüğü yer... ...benim ağırlık merkezimdir... ...ve benim bir kenarım 6 ise... ...90'ın karşısı 6 ise... ...30'un karşısı 3'tür... ...bu da da 60'ın karşısı 3 köküçtür... ...o zaman şurası köküçtür... ...burası 2 köküçtür... ...e benim burası 90 olduğuna göre... ...burası 6 olduğuna göre... ...benim elimde şu şekil bir üçgen var bak... ...3 boyutlu olduğu için anlayamayabilirsin ama benim elimde buranın iki köküç olduğu, buranın 6 olduğu ve buranın yükseklik olduğu bir üçgen var. O zaman bu üçgen ne diyelim? H'ın karesi artı iki köküçün karesi eşittir. 6'nın karesi diyelim mi? Diyelim. O zaman H'ın karesi artı 12 eşittir. 36 oldu mu? Oldu. H'ın karesi eşittir. 24 mü? 24 4 kere 6'dır. 4 dışarı çıkar ama yavrucak 6 çıkamaz. İçeride kalır. İşte yüksekliği de bulmuş olduk. Ve bu güzel soruyu da bitirdikten sonra artık nereye geçtik? Piramidin hacmine geçtim. Çok güzel sorularım var. Piramidin hacmini de yapıp dersimizi artık sonlandıracağız. Piramidin hacmini daha önceden de söylemiştim. Ne demiştik piramidin hacminde? Bizim priz, e, prizmadan farkı sadece bölü 3'tü. Taban alanı çarpı yükseklik bir noktada bileşiyorlarsa, bakın size şöyle söyleyeyim. Bakın bunlar tabanı ne yaparsa Tabanı, bakın şimdi çok iyi dinleyin burayı. Şöyle çizeceğiz bunu. Yanlış çizdik. Şu arkadan gidiyor. Gözükmüyor. Şu şuraya gidiyor. Şu şuraya gidiyor. Bu tamam. Bir de bunun bir versiyonu var. 11. sınıfta göreceksiniz. O da silindir. Bir de, bir de bu sene gördük. Bu sene gördük. Ne gördük? Piramit. Mesela bir tane diyelim ki kare var. Bir noktada bileşecek bunlar. Şöyle bileşiyor. Şu arkada bileşiyor. Şöyle bileşiyor. Şöyle bir şey. Bak bu da piramit. Bir de seneye göreceksiniz. O da koni. Bakın şimdi. Bunlar farkındaysanız tabanları birbirine paralel olan iki şekil. Bunlar da bir noktada bileşen iki şekil. Bakın arkadaşlar bunların alanı, bunların hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Bunların hacmi de taban alanı çarpı yüksekliktir. Tek bir farkla bölü 3. Bu kadar. Bu kadar. Olay bu. İkisi de birbirlerine çok benzerler. 12. sınıftaki konuyu da öğrenmiş oldun. Bu silindir, bu koni. Koni kime benziyor? Pir piramide benziyor. Silindir kime benziyor? Silindir de tamamen prizmaya benziyor. Aklında olsun. Bir noktada bileşenler bölü 3. Bileşmeyenler yukarısı aşağısı paralel tam bir şekil olanlar da tam bir şekilde taban alanı çarpı yükseklik. Yandaki dik kare piramidin taban çevresinin uzunluğu 32 kökü. O zaman 8 kökü bir kenarı. TC17 TC bakın yan yüzey hacmini soruyor. Bana yükseklik şart. Yükseklik için şurayı biliyor muyum? Bilmem lazım. Evet. 8 kökü 8 kökü 16'dır. Yani 8 kök 2'nin kökü katı 16'dır. O zaman burası 8. E, TC 17'de e, 8 15 13 8 15 17 üçgenini biliyorum. Yüksekliğim ne? H 15. E taban alanı taban alanı eşittir. 8 kök 2 çarpı 8 kökü 2 kare olduğu için e buradan da Hacim ne olacak? Volüm. Volüm ne olacak? Taban alanı 128 çarpı 15 bölü 3. İşte burası çok önemliydi. Bölü 3 o zaman burayı kurtarmış oldu. Bunlar sadeleşti. Işte 5 kaldı. Bir şeyi 5 ile çarpmak 2'ye bölmektir. O zaman ne oldu? 64 yanında da bir sıfır atmaktır. Olayı bitirdim. İşte bu kadar arkadaşım. Bu mavi kalemi de bu sene için emekli ediyorum. Ve geriye kaldı iki kalemim ve iki kalemle bu yayını bitireceğim inşallah bakalım dedim ve bitirdiğim. Şimdi bak bu soruyu bitirdim daha doğrusu. Şekildeki düzgün altıgenin, dik piramidin, altıgen dik piramidin taban ayrıtın uzunluğu 6, yanal ayrıtın uzunluğu 10. Şimdi arkadaşım ben buradan direkt merkeze göçer miyim? Göçerim. Merkeze göçtüğümde ben buradaki 6 tane üçgenin tam ortasına geldim mi? Geldim. Bak buradan yüksekliği indirdim. Buraya dik miyim? Dikim. E burada bütün hepsi eşkenar üçgen olduğuna göre. Burası 6 mı? 6. Yan yüzey 10 mu? 10. Burası 8 mi? 8. Bak yüksekliğim 8. Piramidin hacmi kaç santimetre küptür diyor. İşte bu kadar. Yüksekliği çok net, çok kolay buldum. Çok kolay bulduysam H eşittir 8. Taban alanı eşittir. A kare kök 3 bölü 4. Bir tane A kare kök 3 bölü 4 bir tane nedir arkadaşım? Bir tane şu küçük üçgenlerin alanıdır. 6 ile çarparsan da hepsini bulursun. O zaman burada 9 kök 3 bölü 9 kök 3 oldu burası. 6 ile çarparsan da 54 kök 3 oldu. Şimdi benim volümüm neydi volümüm? Taban alanı 54 kök 3 çarpı 8 3 olacaktı arkadaşım. Bu soruyu da bu şekilde yapmış oldu Bölü 3 unutmuyorsun. O zaman bölü 3 yaparsan da 18 kalır. 18 sekiz kere 8'i şurada göstereyim. Hacim eşittir. 20 olsaydı 360 olacak. 20 olsaydı 160 olacaktı. 2 tane 8'lik yok. O zaman ne olacak? 144 kök 3 benim cevabım olmuş olacak arkadaşım. 144 kök 3 benim hacmim olacak dedim ve bu soruyu da bitirmiş oldum geldik bir başka mevzuya. Benzer cisimlerin hacimleri oranı benzerlik oranı küpüne eşittir. Bakın, benzerlik oranı eşittir ne demiştik? bir tane işte 1/2 ise alanları oranı ne demiştik? 2 boyuta geçtiği için karesiydi. Hatta şunu 2/3 diyelim. Bakın karesiydi. 4/9'du ama hacimleri oranı hacimleri oranı nedir? Kübüdür. Yani 8/27'dir arkadaşım. Sakın unutma bunu. 8/27'dir. Buradan da yürüyüp gideceğiz şimdi. Çok dikkatli ol ona göre gideceğiz. Şimdi bana diyor ki piramidin tabanları paralel olmak için bir tane kesiliyor. Yukarıda bir küp var aşağıda bir şey var. Daha sonra piramidin alt kısmı yüksekliğinin yarısına kadar su dolduruyor. Bak yüksekliğinin yarısına kadar su dolduruyor. Dikkat yüksekliğinin yarısına kadar su dolduruyor. TN 41'miş. TN neresi? Şu yanan ayrıt kök 41. NL NL burası 8'miş. Bu arada kare piramitti bu. 8 ise tam merkeze ben şuna gömçürtürüm. Buradan buna giderim. Burası 8 ise 8 8 8 kök 2. O zaman burası 4 kök 2'dir. Şurası kök 41'dir. Şurası da benim yüksekliğine gelen haşımdır. Bak biraz önce de söyledik. Burada aslında orada gözükmeyen şurada gözüken bir şey var. 4 kök 2 kök 41 ve de haş. E kök 41 41. E burası 4 içeri 16 diye girer. 16 kere 2 32. 32'ye ne eklersen e, 41 eder? 9. O zaman nedir burası? Kök 9'dur. Yani haşim 3'müş. Bak yüksekliği buldum. Piramidin su dolu hacmini soruyor. Benim yüksekliğim 3 mü? 3. Tabanım ne? 8 kere 8 mi? O zaman bak. Bütün piramidin bütün piramidin hacmi. Ne? Yük, taban alanı 8 çarpı 8 çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik. Bölü 3 mü? O zaman bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Götürdüyse ben neyi biliyorum? Benim bütün hacmim 64'müş arkadaşım. Benim bütün hacmim 64'müş. Yalnız burada şuna dikkat et şimdi. Bunun yüksekliğin yarısı mıydı burası? Yarısı. O zaman benzerlik oranı ne? Benzerlik oranı 1 bölü 2. E hacimleri oranı nedir o zaman? Şu küçük bıdıkla büyük arasındaki benzerlik oranı nedir? Kübünü aldın 1'e 8. Ha demek ki o zaman burası 8V'dir. Yukarısı V'dir. Unutma. Yukarısı V'dir. O zaman V nedir arkadaşım? V de 8'dir. Bize ne soruyor bu arada? Bize ne soruyor? Su dolu kısmın hacmini bulalım diyor. Su dolu kısmın hacmini nasıl bulacağım o zaman? E, tamamı zaten tamamı e, 64 ise e, 8'lik kısmını çıkartırsam bana ne kalır zaten? E, 1'e neydi? 1'e 8'di. O zaman birlik kısmı çıkartırsam da 56 olacak benim cevabım dedim. Bu soruyu da bitirmiş oldum. Geldik. Şekilde verilen kare piremi, dik piramidin açılımında. Bak bir açılım var burada. Şimdi bunları kapatacağız. Ne diyor bana? A, C, C, D, D, B, 4 köküçmüş arkadaşım. 4 köküçse bu piramidin hacmi nedir diye soruyor. Süper bir soru. Acaba bu soruyu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve sonuca şöyle bir sonuca vardım. Bunları bir kapatalım. Sonuçta bu kare dik piramit değil mi? Evet. Kare ise o zaman buradaki dörtgenlerin hepsi birbirine eşit olacak. O zaman dördü birbirine eşitse hemen bunu çizmeye çalışalım. Bir tane kare çizelim şöyle. Bunları bir noktada birleştirmeye çalışalım. Bakın bu buraya gelecek. Buraya gelecek. Şuraya gelecek. Ve şuraya gelecek. Böyle dört dört yüzeyde gözüküyor. Tamam süper. Buraları hallettik. Şimdi bunu hallettik ama kapattığımda ben ne biliyorum? Bunlar dört göküş, dört göküş, dört göküş. Bu arada kim dört göküş? Bir daha söyleyelim. Şurada yukarıdan aşağı indirdiğim şey dört göküş. Bu doğru, bu doğru. Bu arada tabanda ne biliyorum ben tabanda? Tabanda şuranın şuranın tamamının dört göküş olduğunu biliyorum. E dört göküşse şuraya iki göküş kalmıyor mu arkadaşım? Kalıyor. İki köküç kalıyorsa zaten bu bir 30 60 90 üçgen değil mi? Burası bir kat, 90'ın karşısı iki kat. O zaman burası da kök 3 kat olacak. 2 kök 3'ün katı 6 olacak. Yüksekliğimi de 6 diye buldum mu? Buldum. Tabanımda da burası 4 kök 3 değil miydi? 4 kök 3'ti. Aa çok kolay oldu ya. Bakın bir daha söylüyorum. Şurası 4 kök 3 ise bu zaten tam ortaya geliyordur. Burası tam ortaya geliyor ki böyle düz geçiyor. O zaman ne oldu arkadaşım? Bu yükseklikten gelen şeyde burada 2 kök 3 olur. 4 kök 3, 2 3 hesaplamaya gerek yok. Çünkü yarısı dik üçgende bir kenar hipotenüsünün yarısı ise 30'u görüyordur kesin. O zaman burası da 60'ı görüyorsa o zaman burası da köküç katı 2 kök o da 6'dır. E çok kolay oldu. E yüksekliğim 6. E taban alanım e 4 kök 3'ün karesi. Çünkü kare olduğu için bu. Yani 48. O zaman hacmim ne oldu? Bölüm eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olacak ki şu sayıyı küçültmeye çalışalım. 16. 16 kere 6 çok güzel oldu. İyi ki de küçültmüşüz. 96'nın kübü şey 96 santimetre küp olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Biz de güzel bir cevap verdik. Ve artık yılın son sorusuna ve son konu anlatımına geçiyorum. Bir ayrıtının uzunluğu A birim olan düzgün dört yüzünün hacmi A küp kök 2 bölü 12'dir diyor. Ezberden bir formül vermiş. Olsun bir tane de ezber olsun. Hiçbir zaman ezber yapmamıştık ama bir kerelik de olsun. Size kalsın bu da ödev. O da ne? Düzgün dört yüzlü de bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için bir üçgen var. Bir tane nokta var. O noktaya birleştiğinde bunlar şu şekilde birleştiğinde o zaman ne oluyor? Yine benim yüksekliğim merkeze iniyor. Bütün hepsi birbirine eşit olduğuna göre o zaman sen şuradan yüksekliği buluyorsun. Taban alanı zaten a kare kök 3 bölü 4'lü. A kare kök 3 bölü 4'ü biliyorsun. Buradan gelen demek ki yüksekliğin de ne olacak? Ona göre bir sayı olacak ki cevap bölü çıkacak. Bu da ödev olarak sana kalsın. İspatı sen yap. Yüzey alanı neymiş? 36 kök 3 olan yüzey alanı neydi? 4 tane a kare kök 3 bölü 4'tü ve 4'ler birbirini götürmüştü. Burada 36 kökü çıkıyorsa demek ki benim bir kenarım A eşittir 6'ymış. A'yı 6 bulduğuma göre arkadaşım bana hacmini soruyor. Hacim neydi hacim? Hacim 6'nın kübü kök 2 bölü 12 idi. O zaman buradan da 6 kere 6 36. Şunlar sadeleşirse bir 3 kalır bir de 6. O zaman cevabım 18 kök 2 olduğunu kanaat getirdim. Ve santimetre küp diyerek Sezonu bitirmiş olduk arkadaşlar. Artık ne yaptık? Artık olay bitti arkadaşım. Artık olay bitti ve ne diyoruz? Artık 12. sınıfa gönül rahatlığıyla pardon özür dilerim. 11. sınıfa gönül rahatlığıyla geçebilirsin arkadaşım. Ne yapacaksın? Artık 11. sınıfta bunların büyük kademesini göreceğin için lütfen 11. sınıf 10 sınıf kitabının ödevlerini bitir. Ödevi bitirdikten sonra artık gönül rahatlığıyla yaz tatiline gidebilirsin. Dediğim gibi bu kaynak elinde olmayanlar yaz tatili için tekrar hiç amaçlı kullanabilirler. Nasıl olsa videolarımız var örnek çözümleri var süper bir şekilde hazırlanırsın. Ama ne olursa olsun lütfen yazın az da olsa kitap okuyarak bir günlükte 10 soru çözsen kafidir 5 soru bile yeterlidir. Hiç yoktan şu ders çalışma alışkanlığını kaybetme. Bol bol gez, bol bol eğlen, bol bol gül. Bol bol doğaya kalış karış. Kitap oku, aynı zamanda film izle, müzik dinle ama lütfen dediğim gibi 5 tane de olsa matematik çözmekten vazgeçme, geometri çözmekten vazgeçme. Artık söyleyeceklerim bu kadar. Bütün yıl boyunca birlikteydik. Bütün dersleri izledin. Bütün derslerde bize eşlik ettin. Teşekkür ederiz. Ee, son dersimiz artık 11'e geçiyorsun ama 10. sınıf kanalıyla 11. sınıf kanalına abone olmayı unutma arkadaşım. Abone olduktan sonra da artık 11. sınıf kanalını takip etmeye devam et. Ve 10. sınıf kanalında da aboneliğini bırakma. Çünkü biliyorsun ki YouTube'da abonelik. Like atmayı unutma. Like'lar çok önemli. Ve artık olayı bitirdik. Sözümüzü fazla uzatmayalım. Sizi hayırlı olsun diyelim. 11. sınıfa uğurlarken işte ödünlü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bırakmayı unutma. Like butonunu da kırmayı kanala da abone olmayı unutma. En önemlisi de sizi sevdiğimi unutmayın. İnşallah o zaman ne diyoruz? Bir dahaki sene görüşürüz.